salgının ilk günlerinde konsere çıkamamıştı. Konsere çıkamadığı için de 3 ayını 450 bin lirayla geçirmek zorunda kaldığını söylemişti. 450 bin liracık 3 ayda kime yeter? Coşkun Sabah'a da yetmemiş. O da 450 bin lirayla geçinmek zorundayım, ben konsere çıkamadım açıklamasını yapmıştı. Ve Coşkun Sabah yumurta işine girmiş sevgili izleyenler. Eskişehir'de bir tavuk çiftliği kurmuş. Artan yem maliyetleri nedeniyle yumurta fiyatlarının da arttığını söylüyor kendisi. Ve şöyle diyor, üzülerek söylüyor. İçim kan ağlıyor ama vatandaş bu kış yumurtanın tanesini 2,5 liradan ya da 3 liradan yiyecek. Çiftlik kurup yumurta işine girmişti. Coşkun Sabah, vatandaş bu kış yumurtanın tanesini 3 liraya yiyecek dedi. Tavuk yemi, şu anda bildiğimiz tavuk yemle beslenir. Tavuk yemi inanılmaz pahalı. Çok zamlandı. Son işte Nisan'dan bu zamana %200. Maliyetlerdeki artıştan Eskişehir'de bir tavuk çiftliği kurarak yumurtacılığa başlayan Sabah da yakındı. Ama bu farkı tüketiciye yansıtacağını söyledi. Hazır olun dedi. Ben Mart ayında girdim bu işe. Mart'tan bu aya %200 zam var. Haftalık benim balık, tavuk yemim 34 bin TL'ydi geçen sene Nisan ayında. Şimdi 66 bin, 65 bin TL veriyorum haftalığına. Bakın 34 bin, 65 bin. Bu gerçek rakamdır. Biz bu zamları yansıtıyoruz. Bu zamların sonucunda yumurta zamlandı. Ünlü sanatçı satışların iyi olduğunu sözlerine ekledi. Gelecek günlerde en temel gıda maddelerinden biri olan yumurtanın daha da zamlanabileceğini belirtti. Bu kış üzülerek söylüyorum bunu. Vatandaş, içim acıyarak söylüyorum. Yumurta 2,5 liraya 3 lira yumurta yiyecek galiba. Öyle mi diyorsunuz? Oo, çok artacak. Benden duymuş olur. Sabah salgında kapanma döneminde konserlerinin iptal olduğu, 3 ayda 450 bin lirayla geçinmek zorunda kaldığını açıklamıştı. Hazıra daha dayanmaz, 3 ay idare edebilirim, sonra zor duruma düşerim demişti. Gayrimenkullerimde var 15 milyon TL, bankamda var 450 bin lira. Ben 450 bin lirayı 4 ayda harcıyorum. Evet, 2,5-3.